Büyük kentlerde yaşayan birçok kişi için tek düşük maliyetli yol, yüksek binalardaki apartman dairelerinde oturmak. Ancak kent yumuşak toprak üzerine kurulmuşsa ve fay hattına yakınsa, Meksiko City'deki gibi depremler ölümcül olabiliyor. Bu durumda okyanustaki Kokos levhası yerin altında, üzerinde kıtanın bulunduğu Kuzey Amerika tabakasını iterek büyük depremlere neden oluyor. Yüksek binaların güçlü depremlerde büyük zarar görmesinin temel nedeni sağlam yapılar olmaları. Bu nedenle titreşim azalmıyor ve yerden aldığı enerjiyi duvarlara yaymıyor. Eylül ayındaki depremde ayakta kalan 246 metre yüksekliğindeki Torre Reforma binası için durum farklı. Bina 1985 depreminden sonra kabul edilen uygulamalara göre geçen yıl inşa edildi. Üçgen şeklindeki yapıda duvarlarda açık bölümler var. Bunlar tasarım olarak görünse de aslında çok pratik bir amaca hizmet ediyor. Bu açıklıklar sismik gücü alması ve enerjiyi dağıtması için duvarların eğilmesine ve esnemesine olanak sağlıyor. Geleneksel yapıdaki bir diğer özellik 60 metrelik derin bir temeli ve köşegen destekleri bulunması. Köşegenler binanın yan tarafındaki hareketleri kontrol ediyor, böylece yük duvarlara geri iletiliyor. Bu sayede bina esneklik kazanıyor. Bina'nın durumundan çok memnunuz çünkü çok güzel bir esnekliğe sahip. Bilim adamları sismik hareketliliği yakından izliyor. Etkili alarm sistem ve binaların deprem yönetmeliğine göre yapılmasıyla maddi zarar ve can kaybı önemli ölçüde azaltılabilir. Alpaslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.